Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün mitoz ve mayozun karşılaştırmasını yapacağız. Okulda da çok çıkıyor. ÖSYM'de, üniversite sınavında çok soruyor. İkisinin kıyas soruları nasıl yapılırmış? Bunlardan detaylı olarak bir bahsetmiş olacağız sizinle birlikte. Şimdi öncelikli olarak ama bir hatırlayalım, mitoz nasıldı, mayoz nasıldı, hangi evreler vardı? Bunlardan bir bahsetmiş olalım. Şimdi mitoz dediğimiz zaman profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhalarından meydana geliyordu. Sonra da sitokinez, yani sitoplazma bölünmesi dediğimiz safha söz konusuydu. Profaz safhasına baktığımız zaman çekirdek zarı erimeye başlıyordu. Çekirdekçik kayboluyordu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşüyordu. Metafaz evresinde ise kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine diziliyorlardı. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyordu. Telofaz evresinde ise çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyordu. Çekirdekçik yeniden oluşuyordu. Kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliklere dönüşüyordu. Profazla telofazı birbirinin tersi gibi düşünebilirdik. Hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde mitoz farklı şekillerde gerçekleşebiliyordu. Özellikle sitokinez kısmı. Telofazla sitokinez eş zamanlı olarak aslında başlıyordu. Hayvan hücrelerinde boğumlanma yapılıyordu. Arada bir çeper olmadığı için boğumlanmada hiçbir sıkıntı yoktu. Bitki hücrelerinde ise ara çeper, ara lemel oluşumu söz konusuydu. Çeper olduğu için boğumlanma gerçekleşmiyordu. Mayoza bakacak olursak, mayozun da yine başında bir interfazı vardı. Sonra mayoz 1 ve mayoz 2 dediğimiz safhalar meydana geliyordu. Yine profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 safhalarından bahsediyorduk. Zaten çok büyük farkın olduğu mayoz 1 kısmıydı. Burada kromozomlar bir araya geliyordu. Homolog kromozomlara dönüşüyorlardı. Profaz 1 evresinde homolog kromozom veya tetrat kelimelerini kullanabiliyorduk. Sonra homolog kromozomlar ekvator düzlemine diziliyordu. Kardeş kromozomlar diyebileceğimiz ya da homolog kromozomların birbirinden ayrılması söz konusuydu anafaz 1 evresinde. Telofaz 1 evresinde ise yine yavaştan sitokinez için boğumlanma gerçekleşiyor eğer bir hayvan hücresi ise. Bitki hücresi ise ara lemel, ara çeper oluşumu gerçekleşiyordu. Aynı zamanda bazılarında çekirdek zarı tekrar oluşup çekirdekçik yeniden oluşabiliyor. Ama bazı hücrelerde ise zaten mayoz 2'ye girileceği için bu olaylar gerçekleşmeyebiliyordu. Profaz evresinde kromozomlarımız yine var. Metafazda ekvator düzlemine dizildiler. Anafazda bak, mayoz 1'in anafazında homolog kromozomlar birbirinden ayrılırken mayoz 2'nin anafazında kardeş kromatitler birbirinden ayrılmıştı. Sonuçta da mayoz bölünmenin 4 tane yavru hücre olmuştu. Hemen bir karşılaştırmalara başlayalım. Yavaştan bakalım. Oluşan hücre sayısıyla başlayalım. Şimdi mitoz bölünmeye baktığımız zaman bir hücreden 2 tane yavru hücre oluşuyordu. Mayoz bölünmede ise bir hücreden 4 tane yavru hücre oluşması söz konusuydu. Ama bazen diyor ki mayoz 1'in sonunda kaç hücre oluşur? Mayoz bölünme şöyle gerçekleşiyordu. Önce mayoz 1 basamağı vardı. Sonra arkasından mayoz 2 dediğimiz basamak geliyordu. O yüzden mayoz 1'in sonucunda 2 hücre oluşur. Mayoz 2 de mayoz 1'in devamı olduğu için 2 tane hücreden 2 tane hücre oluşup en son durumda 4 tane yavru hücre oluşurdu. Hani soruda derse mayoz 1'in sonunda kaç hücre oluşur? O zaman 2 demeniz gerekiyor. Orayı bir karıştırmamış olalım. Homolog kromozom ve kardeş kromatit ayrılması, bu da yine önemli farklardan bir tanesi. Mitoz bölünmeye baktığımız zaman kardeş kromatitler birbirinden ayrılacaktı. Yani bir tane kromatit buraya, bir tane kromatit buraya gidecekti. Zaten bu ikisi birbirinin fotokopisi şeklindeydi. Demek ki burada neler gerçekleşecek? Kardeş kromatit ayrılması söz konusu olacaktı. Burada ise homolog kromozomlar, yani mayoz 1'e bakarsan birbirinden ayrılanlar parça değiş tokuşu da yapmış homolog kromozom adını verdiğimiz yapılardır. Ki bu olaylar da anafaz evresinde gerçekleşiyordu. O zaman hemen yazalım. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Mayoz 2'de ise mitoza benziyordu. O yüzden burada ayrılan şeyler de kardeş kromatit adını verdiğimiz yapılardı. Burası zaten mitozun hangi safhası? Anafaz adını verdiğimiz safhası. Burası mayoz 1'in anafaz 1 adını verdiğimiz safhası olacak. Şurası ise anafaz 2 adını verdiğimiz evre. O zaman
Mitozun anafazında kardeş kromatit ayrılır. Mayozun anafaz 1'inde homolog kromozomlar ayrılır. Burada ise anafaz 2'de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması söz konusu olacak. Tetrad, sinapsis, kiyazma, crossing over kelimelerine bakacak olursak, mitoz bölünmede bu kelimelerin hiçbiri söz konusu değil. Mitoz bölünme zaten genetik çeşitliliğe sebep olmuyordu. O yüzden de mitozda böyle bir durum söz konusu değil. Yani kiyazmadır yok, crossing over'dır durumları söz konusu olmaz. Crossing over parça değiş tokuşuydu. Bunların birbirine değmesine kiyazma bölgelerinde gerçekleşir diyorduk. Tetrad oluşumu yani dörtlü olaylar da yine mayoz 1'e ait olaylardı. O yüzden de mayoz 1'e baktığımız zaman bu olay hem de hangi evresinde gerçekleşiyordu? Profaz 1'de gerçekleşir. Hemen yazalım. Ama mayoz 2'de gerçekleşir. Mayoz 2'de böyle durumlar söz konusu değildi. Yani mayoz 2'de crossing over parça değişimi gibi durumlar söz konusu değil. Yani görülmemiş olacaklar. Hemen bir soru çözelim. Mayoz sırasında gözlenen olaylarından hangileri mitozda da gözlemlenebilir? Şimdi baktım, mayoz sırasında hücre sayısı artıyormuş. Mitoz sırasında da hücre sayısı artar. Mayozda 1'den 4 oluyor da mitozda da 1'den 2 oluyor. O yüzden hücre sayısının artması ikisinde de ortak. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de vardı. Mitozda da kardeş kromatitlerin ayrılması var. O zaman bu da doğru oldu. Homolog kromozomların ayrılması. Homolog kromozom kelimesi sadece mayoz bölünmeye ait. Mitozda duyabileceğim bir kelime değil. Gitti. Crossing over parça değişimi de mayoz bölünmede olabilir ama mitoz bölünmede görülmez. Mitoz bölünmede zaten genetik çeşitlilik dediğimiz durum söz konusu değil. O yüzden cevabımız A'ya düştü. Gençler, hemen bakalım gerçekleştiği yer neresi, gerçekleştiği hücre neresi, bunlar nerelerde gerçekleşiyorlar? Mitoz bölünme dediğimiz zaman nerede gerçekleşecek? Vücut hücrelerinde gerçekleşecek, insanı düşünecek olursak. Ama hangilerinde? Benim de her vücut hücremin bölünebilme yeteneği yok. Bölünebilen vücut hücrelerimde mitoz bölünme gerçekleşecek. Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde gerçekleşecek. Yani hem erkek üreme sisteminde ki ana hücrelerde hem de dişi üreme sistemindeki ana hücrelerde gerçekleşecek. Üreme ana hücreleri diyeyim, hücreleri şeklinde yazmış olalım. Dişi üreme sistemi dediğimiz zaman yumurtalık adını verdiğimiz yapılar var. Burada yumurta ana hücreleri var. Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Erkek üreme sisteminde ise sperm ana hücreleri var. Bunlar geçirebilir. Bazen sorularda şöyle yazıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? Oraya yazıyoruz. Sperm, yumurta. Yumurta ve sperm mayoz bölünme geçiremez. Yumurta ve sperm zaten mayoz bölünme sonucunda oluşmuş en kromozomlu hücrelerdir. Mayoz geçiren bir şeyin tekrar mayoz bölünme geçirmesi söz konusu değil. Ona bir dikkat edin. Sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi şeklinde yazması gerekiyor. Peki bölünme öncesi ve sonrası kromozom sayılarına bakacak olursak, baktım. Mitoz bölünmeye baktığımız zaman bölünme sonucunda oluşanların kromozom sayısı neyse bölünme sonucunda oluşanların da yine aynı şekilde olması gerekiyor. Yani şuradaki en kromozomluysa buradakiler de en kromozomlu olacak. Mitoz bölünmeye giren 2N kromozomluysa buradakiler de yine 2N kromozomlu olacaklar. Bazı çok istisna 3N ise 3N şeklinde gerçekleşecek. Yani kromozom sayısı mitoz bölünme sonucunda değişmeyecek. Hemen onu yazmış olalım. Mayoz bölünme ise sadece 2N kromozomlu canlılarda gerçekleşecek. Mayoz 1 sonunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya inecek. Yani mayoz 1 sonucunda 2N'den neye düşüş var? N'e düşüş, yani yarıya iniş söz konusu olacak. Mayoz 2'ye baktığımız zaman zaten bunlar N'e düşmüşlerdi. Sonradan oluşan hücreler de yine N kromozomlu olacaklar. O yüzden de yine N'den N'e gidiş söz konusu olacak. 3N'li bir şeyin mayoz geçirmesi ya da N kromozomlu bir şeyin mayoz geçirmesi söz konusu değil. Mayoz 1'in sonunda ne oluyormuş? Yarıya inecek. Yarıya inme de burada gerçekleştiği için bir daha yarıya inme mayoz 2'de yok diyebiliriz gençler. Hemen şu soruya bakalım.
Aşağıda 4 farklı hücrenin bölünmesi sırasında gözlenen şekiller verilmiş. Gösterilen şekillerden hangisi mayoz 1 evresindeki bir hücreye ait olamaz? Bak özellikle de mayoz 1 diye sormuş. Mayoz 1 evresine baktığımız zaman, şimdi sen buna bakacaksın. 1, 2, 3. 3 tane kromozomlu olduğuna göre en eşittir 3 kromozomlu bir hücredir bu. Kimin? En eşittir 3'ün mitozu olabilir. 2N eşittir 3'ün mitozu diyemem. Neden diyemem? 2N eşittir 3 olamaz. 3 tane kromozom saydığıma göre en eşittir 3'ün mitozu olabilir. Veya 2N eşittir 6'nın mayoz ikisinde olabilir. 3'e düşmüş ya. Mayoz ikisinde olabilir. Mayoz 1'de mutlaka neyi görmem lazımdı? Karşılıklı kromozomları görmem lazımdı. Yani 1 kesinlikle mayoz 1 evresine ait olamaz. 2'ye bakayım. 2'ye baktığım zaman şuna diyebilirim ki N eşittir 2'nin mitozu olabilir. 2N eşittir 2'nin mitozu olabilir. Hangisinin yaptığını bilmiyorum. Ama 2N eşittir 4'ün mayoz 1'inin sonu da olabilir. Mayoz 1'in sonunda telofaz evresinde ayrılma söz konusu oluyordu ya. Yani 2 gayet de mayoz bölünme geçiren bir hücreye ait olabilir. Mayoz 1'inin sonu yani telofaz evresini, sitokinez 1 evresini gösteriyor olabilir. Bunu aldım. 3'e baktığım zaman zaten mayozdan başka alternatif yok. Karşılıklı homolog kromozomlar dizildiğine göre bu mutlaka mayoz olmak zorunda. 3'e de doğru dedim. 4'e baktığım zaman buraya kadar bölünmüş. Bak kromozom halinde kalsaydı mayoz 1'in sonu olabilir diyordum. Ama bu kardeş kromatitlere dönüşmüş. O zaman ya mitoz yapıyordur ya da mayoz 2'nin sonundadır. O yüzden bu da kesinlikle olamaz. Hangisi olamaz dediğine göre de cevabımız B oldu diyeyim. Hemen bir soru daha çözelim. İnterfaz sonunda 2K miktarında DNA içeren bir hücrenin bölünme sonunda K miktarında DNA içeren hücreler oluştuğu gözlemleniyor. DNA miktarı yarıya indiğine göre hangi bölünmeyi yapıyordur? Mitoz olsaydı DNA miktarı değişmezdi. Demek ki bu mayoz bölünme yapıyordur. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hücre mayoz geçirmiştir. Evet, mayoz bölünme geçiren bir hücreden bahsediyoruz. Çünkü DNA miktarı yarıya inmiş. Bölünme sonucunda 2 yavru hücre oluşur. Hayır, 4 tane yavru oluşur. Mayoz bölünme sonucunda 4 tane yavru vardı. Bölünme sırasında kardeş kromatit ayrılır. Anafaz 2 evresinde kardeş kromatitlerin ayrılması söz konusu. O zaman anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrıldığına göre bu hücrede de kardeş kromatitler ayrılmıştır. Bunu da alacağız. Bölünme sırasında crossing over gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir ama gerçekleşmeye de bilir. Kesinlikle crossing over gerçekleşir deseydi kabul etmeyecektin. Crossing over tesadüfi bir olaydır. Mayoz bölünme sırasında %99.9 gerçekleşir ama illaki de gerçekleşmek zorunda değil. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1, 3 ve 4 oldu. Peki mitoz ve mayozun amacı ve hayatımızda gerçekleştiği dönemden bahsedelim. Mitoz dediğimiz zaman bir kere amacı ne? Amacı birincisi büyüme ve gelişme. Büyüme ve gelişme mitoz bölünme sayesinde gerçekleşiyor. Yumurta ve sperm birleştiği zaman ilk oluşan hücre zigottu. Zigot daha sonra mitoz bölünmeler geçiriyor, çocuk oluyor. Bu daha büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ergin bir birey oluyor. Aslında buradaki olay ne? Şurada 5 milyon tane hücrem vardı. Burada 8 milyon tane hücrem var. Yani hücre sayısının artması çok hücreli canlılarda neyi sağlamış oldu? Büyüme ve gelişmeyi sağlamış oldu. Aynı zamanda bir yerimiz kesildiği zaman onarım, yaraların tamiri işi de mitoz bölünme ile gerçekleşir. Tabii bunlar kimlerde? Çok hücreli canlılarda. Aynı zamanda üremeye de mitoz bölünme neden olur ama bizde değil tabii ki. Tek hücreli canlılarda üremede mitoz bölünme sayesinde gerçekleşecek. Adam tek bir hücreden meydana geldiği zaman mitoz bölünme yaptığı zaman hücre sayısı 2'ye çıkıyor. Tek hücreli bir canlı birey sayısı 2 katına çıktığına göre üremiş demektir. Mayoz bölünme dediğimiz zaman ise o hayatımızda sadece belli bir dönemde gerçekleşiyor. Mayoz bölünmeyi yapma amacımız ne? Çok hücreli canlılar üreme amacıyla mayoz bölünmeyi gerçekleştiriyorlar. Ne zaman gerçekleştiriyoruz? Ergenlikten, yani ergenlik döneminden ne zamana kadar? Ergenlik
ya da şöyle diyeyim, üreme sonlanıncaya kadar, üreme dönemi sonuna kadar gerçekleştiriyoruz. Üreme dönemi sonu kadınlarda belli. Menopoz dediğimiz dönem üreme döneminin sonlandığı bir dönemdir. Erkeklerde çok net bir kıyas söz konusu değil. Mitoz bölünme zigottan ölünceye kadar gerçekleşiyor. Yani hayatımda belli bir dönemde değil. Ben doğdum, ölene kadar mitoz bölünme yapacağım. Mayoz bölünmeyi ise sadece üremek amaçlı yapıyorum. Ergenliğe girmemle üreme yapmaya başlıyorum. Yani yumurta üretmeye, sperm üretmeye başlıyorum. Üreme dönemi sonlanıncaya kadar da yumurta ve sperm üretimi gerçekleşecektir. Peki bu evreler, hücrelerin geçireceği interfaz, karyokinez ve sitokinez sayısı nasıl? Mitoz bölünmenin başında bir interfaz, yani DNA eşlenmesi söz konusu, yani bir kere gerçekleşecek. Mayoz 1'in başında da yine bir kere gerçekleşecek. Unutmuyorsun, mayoz 2 safha diye interfaz da iki kez gerçekleşmiyor. Mayozun başında sadece bir kez gerçekleşiyor. Karyokinez dediği aslında çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği evreydi. Mitozda karyokinez, yani çekirdek bölünmesi bir kez gerçekleşir. Sitoplazma bölünmesi de bir kez gerçekleşir. Mayoz bölünmeye baktığımız zaman ise hem mayoz 1'de gerçekleşiyor hem de mayoz 2'de gerçekleşiyor. O yüzden mayoz bölünmede iki kere gerçekleşir diyeceksin. Yine sitoplazma bölünmesi de sitokinez 1, mayoz 1'in sonunda, sitokinez 2, mayoz 2'nin sonunda gerçekleşiyor. O yüzden sitoplazma bölünmesi, yani sitokineze de iki kere gerçekleşir diyebiliriz mayoz bölünme içerisinde. Kalıtsal çeşitlilik ve değişen çevre koşullarına uyum yeteneği dediğimiz zaman, mitoz bölünmeye baktığım zaman genetik çeşitlilik yok. Ana canlı, yeni oluşan canlının birebir aynısı. O yüzden uyum yeteneği, kalıtsal çeşitlilik görülmez. Birebir aynıdır. Hemen yazmış olalım. Ama mayoz bölünmeye baktığımız zaman çeşitlilik olacak. Zaten canlılar arasında genetik çeşitliliğin ana temel sebebi mayoz bölünme ve döllenme olayıydı. Değişen çevreye uyum yeteneği de tabii ki artacak. O zaman şöyle diyebilirim. Çeşitlilik görülür. Hemen yazayım. Uyum yeteneği tabii ki ne yapacak? Artacak. Ya hocam azalmaz mı? Genel anlamda bununla ilgili araştırmalar yapmışlar. Yeni oluşan canlılarda genetik çeşitlilik arttıkça uyum yeteneği de tabii ki artıyor. Görüldüğü üreme çeşidi, biz eşeyli ve eşeysiz üremeden bahsettik. Mayoz ve mitoz bölünmenin de eşeyli ve eşeysiz üremenin temelini oluşturduğundan söz etmiştik. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman mitoz bölünme hangi üreme çeşidinin temelini oluşturuyor? Mitoz tabii ki eşeysiz üremenin temelini oluşturacak. Mayoz bölünme döllenme olayıyla birlikte eşeyli üremenin temelini oluşturmuş olacak. Hemen bir soru çözelim. En sonda da bunları toplu olarak vereceğiz. Aynı tür canlılar arasında kalıtsal çeşitliliğinin meydana gelmesine faktörlerinden hangileri etkili değildir? Bakıyorum, kalıtsal çeşitliliğin meydana gelmesinden bahsediyor. Crossing over olayının gerçekleşmesi bir kere çeşitliliği arttırır. O yüzden bunu almamam lazım. Etkili değildir'i soruyor ya. Crossing over etkilidir. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması, bunu almam lazım. Çünkü bu mitozda da var. Kardeş kromatitler birbirinin fotokopisi gibi olduğu için kardeş kromatitlerin ayrılması genetik çeşitliliğe sebep olmaz. Ama homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi tabii ki genetik çeşitliliğe sebep olur. Yavrunun eşeyli üreme sonucu oluşması da yine eşeyli üremeye sebep olur. Çeşitliliğe sebep olur. Hangisi etkili değil diyorsa biz yalnız ikiyi tercih etmek zorundayız. Mitozda da var. Eşeysiz üremede de aynı şekilde gerçekleşiyor. Sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarının erimesi, iyi ipliklerinin oluşumuna baktığımız zaman. Şimdi mitoz bölünmeye baktığımız zaman eğer hayvansal bir hücre ise sentrozomun eşlenmesi var. Çekirdek zarının erimesi var. İyi ipliklerinin oluşumu da var. O yüzden de mitoz bölünmede üçünün de olduğunu söyleyebiliriz.
mayoz bölünmeye baktığımız zaman eğer hayvansal bir hücre ise tabii ki sentrozom eşlenmesi var. Çekirdek zarının erimesi var. İğ ipliklerinin oluşumu var. Mayoz bölünmede mayozun ikinci safhasında ise bazı canlılarda yeniden bu işler tekrar yapılabiliyor. Bazı canlılarda var, bazı canlılarda yok diyeceksin. Neden? Şu çekirdek zarı erimiş ya. Mayoz 1'in sonunda tekrardan çekirdek zarını yapmıyor. Nasıl olsa mayoz 2 var diyor. Ama bazı canlılarda yani bazı hücre tiplerinde tekrardan olduğunu görebiliyoruz. O yüzden mayoz 2 hepsinde vardır ya da hepsinde yoktur şeklinde söyleyemeyiz. Hücre bölünmelerine ait olayları ile hücre bölünme çeşit ve seçenekleri hangi seçenekte eşleştirilmiştir diye soruyor. Bakıyorum N, 2N ve 3N kromozomlu hücrelerde gözlemlenir diyor. Hepsinde gözlemlenebileceğine göre mayoz bölünme N ve 3N kromozomlularda gözlenmez. O yüzden de neyin olması lazım? 1'e baktığımız zaman bunun C'ye doğru gidiyor olması lazım. 2'ye baktım, kardeş olmayan kromozomlar arasında parça değiş tokuşu yani crossing over'dan bahsediyor. Crossing over'da nerede gerçekleşiyor? Mayoz 1'de gerçekleşiyor. Cevap çıktı ama bakalım. Benzer ve farklı özelliklere sahip kardeş kromatitlerin ayrılması ise mayoz 2'de gerçekleşiyor. Kardeş kromatitler yine mitozda da ayrılıyorlar ama mitozdakiler birbirinin fotokopisiydi. Şıklardan bakacağız. C, A, B şeklinde olduğuna göre cevabımız Deniz diye düşmüş. Oldu. Hemen bir tekrar edelim. Sonra arkasından özetimiz verip bitirelim. Şimdi mitoz ve mayoz bölünmeye baktığımız zaman mitoz bölünmede bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyordu. Oluşanlar birbirinin aynısı. Ana hücrenin tıpatıp aynısı. Bu ikisinin sitoplazma miktarı farklı olabilir. Büyüklükleri farklı olabilir. Organel sayıları farklı olabilir. Bunda 5 tane ribozom vardır. Bunda 15 tane ribozom vardır. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Ama mayoz bölünmeye baktığımız zaman hem mayoz 1 hem mayoz 2 safhası var. Bir hücreden 4 tane yavru hücre oluşacak. Kalıtsal çeşitlilik dediğimiz olayda söz konusu olacak. Kromozom sayısı da yarıya inmiş olacak. Topluyoruz. Sonucunda oluşan hücre sayısı mitozda 2, mayozda 4 tane yavru hücre oluşur. Homolog kromozomların ayrılması mitoz bölünmede böyle bir şey yok ama homolog kromozomları mayoz bölünmede duyacağız. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz safhasında var. Mayozun ikinci safhası olan anafaz 2 safhasında da var. Tetrasinapsis kiyazma kelimelerini kesinlikle burada görmedik, yok diyeceğiz. Ama mayoz 1'in profaz 1 evresinde bu kelimeler var. Gerçekleştiği yer dediğimiz zaman benim için düşündüğümde vücut hücreleri gerçekleştiği yerlerdir. Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde gerçekleşecek. Dediğim gibi sakın üreme hücreleri mayoz bölünme yapar demeyeceksin. Üreme ana hücreleri şeklinde söyleyeceğiz. Gerçekleştiği hücrenin kromozom sayısı bir kere N kromozomlular yapabilir. 2N kromozomlu vücut hücreleri de yapabilir. Çok nadiren 3N kromozomlu tohum gibi bazı yapılar var. Onlarda da gerçekleşebiliyor. Mayoz bölünme ise sadece 2N kromozomlularda gerçekleşir. Kromozom sayısı değişimi bunlarda söz konusu değil. N kromozomluysa N olacak. 2N kromozomluysa oluşanlar da 2N olacak. 3N kromozomluysa oluşanlar da 3N olacak. Mayoz bölünmede ise kromozom sayısı değişimi var. Yarıya inecek. 2N kromozomludan N kromozomlu hücreler oluşacak. Mitoz bölünmenin amacı dediğimiz zaman bir kere eşeğsiz üremenin temeli yani tek hücreli canlılarda üreme amacıyla gerçekleştirilecek. Çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlayacak, gelişmeyi sağlayacak. Onları da yazmış olalım. Hem de aynı zamanda neyi sağlayacak? Onarım işlerini, yaraların tamir edilmesini. Mayoz bölünmenin amacı ise döllenme ile birlikte mutlaka eşeğli üremeydi. Yani genetik çeşitlilik sağlanan üreme çeşidi için mayoz bölünme yapılıyordu. Kalıtsal çeşitlilik dediğimiz zaman mitozda yok. Mayoz bölünmede ise var. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi bir kere, mayoz bölünmede ise iki kere gerçekleşirdi. İnterfaz bir kere gerçekleşir, interfaz bir kere gerçekleşir. İki evre diye iki kere interfaz gerçekleşmeyecekti. Hemen soruları da yaptığımızda bitirmiş olacağız. Yandaki gibi 3 tane kromozomu olan bir hücre ile ilgili. Şimdi bu 3 tane kromozomu olduğuna göre 3'ü 2'ye bölemez. 3 tane kromozom olduğuna göre mayoz bölünme tabii ki
geçiremez. 3 kromozomlunun mayozu söz konusu olmaz. Mitoz geçiremez diyor ama mitoz bölünme geçirebilirler. Bir üreme ana hücresi olamaz, olamaz mayoz bölünme geçiremediği için, bu da doğru. Döllenme olmaksızın bölünemez. Bunun mutlaka bir döllenmeye katılması mı gerekir, yoksa en kromozomlular da mitoz bölünme mi geçirir? Kesinlikle doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 3 oldu. 3 kromozomlu ya. 2N eşittir 3 diye bir hücre olamaz. O yüzden mayoz bölünme geçiremez dedik. 2N 3 olur mu? Çift sayı olmak zorunda. Mitoz geçiremez. Yo, mitoz geçirebilir. Bir üreme ana hücresi olamaz. Üreme ana hücreleri 2N kromozomludur. Demek ki üreme ana hücresi olamaz. Döllenme olmaksızın bölünemez. Yo, bu eşittir. N eşittir 3 ise döllenme olmaksızın da bölünme, mitoz bölünme yapabilir. Mayoz bölünme yapamaz. Bize kesinlikle sorduğu için cevabımızı 1 ve 3 şeklinde kabul ettik. Diploid kromozomlu bir eşey ana hücresinin gerçekleştirdiği hücre bölünme sırasında. Diploid ne demekti? D2, yani 2N kromozomlu bir eşey ana hücresinden bahsediyor. Haliyle de hangi bölünmeden bahsediyor? Mayoz bölünmeden. Olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir? Şimdi canlıyı bize vermiş mi? Vermemiş. Bu bir bitki hücresi de olabilir. Bitkilerde sentrozom organeli yok. Yani sentrozom eşlenmesi kesinlikle gerçekleşir. Kesinlikle sorusu ya, diyemem. Crossing over zaten tesadüfi bir olaydı. Bak, kesinlikle derse kabul edemem. Mayozda crossing over gerçekleşir ama tesadüfi bir olay. %100 gerçekleşir diyemem. Çekirdekçiğin kaybolması, İyi ipliklerinin oluşması dediğimiz zaman bitki ve hayvan hücresinde de iyi iplikleri oluşur. Bitki ve hayvan hücresinde de çekirdekçi kaybolur. O yüzden 3 ve 4'ü gerçekleşir diyebileceğiz. Geldik bir tane daha sorumuza. Bölünmekte olan bir hücreye ait bölünme evresi yandaki şekilde gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum. Bu birincisi şöyle olabilir. N eşittir 3 kromozomlu olabilir. 2N 3 olamayacağı için N eşittir 3'ün mitozu olabilir. Veya 2N eşittir 6'nın mayozu olabilir. Mayoz 2 safhasındaysa da anafaz 2 de böyle görünecekti. Bakıyorum, N eşittir 3 kromozomlu hücrenin anafaz evresine ait olabilir. N eşittir 3'ün mitoz geçiriyorsa anafazı olabilir. 2N 6 kromozomlu bir hücrenin mayozunun anafaz 2 evresine ait olabilir. Onun da olabileceğini söyledik. Bölünme sonucunda oluşan sağlıklı hücrelerin kromozom sayısı ve çeşidi birbirinden farklı olabilir. Eğer mayoz bölünme yapıyorsa zaten sağlıklı da olsa bunlar genetik olarak birbirinden farklı yapılara sahip olabilir. N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mitozunun anafaz evresine zaten ait olamaz. Baktım, bölünmekte olan bir hücreye ait bölünme evresi yandaki şekilde gösterilmiştir diyor. O zaman bizim cevabımızın ne olması gerekiyor? Bölünme sonucunda oluşan sağlıklı hücrelerin kromozom sayısı ve çeşidi birbirinden farklı olabilir. Kromozom sayısı, şuna düşmeyeceğiz. Mayoz bölünme yaptıysa kromozom sayısı birbirinden farklı olamaz. Sonuçta oluşanların hepsi 3'er kromozomlu olacak. O yüzden bu da gitti. Yapılabilir dediği için de cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Böylelikle mayoz ve mitoz karşılaştırmamızı da yaptık. Ödüllü soruyu da çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.